Merhaba Ali Hüroğlu. Sen bu videoyu izlediğine göre ben aranızdan çoktan ayrılmışım demektir. Uyku. Ne demek bu şimdi? Ölümüme çok üzüldüğünü sanmıyorum. Ancak yine de bir eser bırakıp gitmek istedim. Benim için ufak ama senin için büyük bir eser. Bahse girerim, beni şu anda şüpheli gözlerle izliyorsun. Sırf sana iyilik olsun diye bunu yapmayacağımı biliyorsun. Haksız da sayılmazsın. Ama benim de bu meseleyle ilgili çok önemli bir hesabım var. Ve bu hesabı kapatmadan da gitmek istemedim. Artık bana inansan iyi olur. Kardeşinin kim olduğunu biliyorum. Hatırlarsan bunu sana ormanda da söylemek istemiştim. Kardeşim, işte düşündüğüm kadar uzakta biri değil. İşte tam o sırada Kurt Bey gelmişti. Sana bilmiyorum dememin sebebi de yine Kurt Bey'di. Çünkü Kurt Bey kardeşinin kim olduğunu biliyor, ancak senin öğrenmeni istemiyor. Ne? Öyle ki amcam sana söylemesin diye onu zehirletti. Evet, amcam kalp krizi geçirmedi, öldürüldü. Söyle, kardeşin kim? Ali! Kardeşim. Evet. Söylesene. Ve onu öldüren de o kafede ona servis yapan garson kız Dilan. Fotoğrafını kutuya bırakıyorum. Eğer inanmıyorsan onu konuşturabilirsin. Zaten bana inanacağından emin olsaydım, şimdi bu videoda sana kardeşinin kim olduğunu söylerdim. Ama sen yine kanıt isteyeceksin. İşte o kanıt Kurt Bey'in evindeki özel kasada saklı. İşte amcamdan bana miras kalan sırlardan bir tanesi de bu. Ne gariptir ki şimdi de benden sana miras kalıyor. Hoşça kal, Ali Hüroğlu. Zeynep kızım, ne yapıyorsun burada? Konuşsana kızım, bir şey mi oldu? Evet, oldu. Bütün hayatımın yalan olduğunu öğrendim. Ne yalanı kızım? Benim gerçek ailem kim? Baba. Sen neler diyorsun Zeynep? Sakın inkar etmeye kalkma. Ben geçen gece her şeyi duydum. Artık yalan yok. Annem kim, babam kim söyleyeceksin. Kim benim ailem? Neredeler? Niye beni bıraktılar? Niye hiç aramadılar? Bir ailem var ama değil mi? Belki de bir abim. Belki de bir kardeşim bile vardır. Belki de kimsesiz bir başına değilimdir. Ben kimim anlat bana baba. Ben kimin kızıyım? Gerçek babam kim?
bilmen neyi değiştirecek Zeynep? Bunu öğrendikten sonra beni eskisi kadar sevmeyecek misin? Artık bana babacığım demeyecek misin? Bildiğim her şeyin yalan olduğunu öğrendim. Bu nasıl bir duygu, haberin var mı senin? Bana tutunacak bir gerçek ver baba. Annem kim, babam kim, ben nereden geldim? Senin kimsen yok kızım. Biz seni ithaneden aldık. Yetimhaneden mi? Uygar doğru mu söylüyor yani? Beni sana kavuşturacak olan düşmanım mı gerçekten? Kardeşim. Aslında ben sana bir şans vermiştim Necmi. Bir şans. Peşine düşmedim. Yaşaman için bir şans kazandın. Ama sen ne yaptın Necmi? Duygunun karşısına çıkıp o şansı ellerinle yok ettin. Yapma. Bu parmak bu tetiği son kez çekecek. Ben bu silahı elime son kez aldım. Niye biliyor musun? Seni gebertmek için. O da sırf senin güzel hatırın için. Hepsi bu Zeynep. Yurda nasıl gelmiş? Bir adam seni yolda bulmuş. Kundağında bir çöp tenekesinin dibine bırakmışlar. Tenekesine. Evet. Peki bir ne oldu? Annemin, babamın kim olduğuna daha hiçbir şey bırakmamışlar. Hiçbir şey. Sonradan çok aradım. Ama izlerini bulamadım. Belki annenin başına doğumda bir şey geldi. Ama hiç söyleme. Onlar seni bıraksa da biz geldiğin ilk günden beri seni çok sevdik. Sen bizim ailemizin bir parçasıydın. Senin gelişinden sonra tam bir aile olduk. Gerçek ailelerin içinde yalan olmaz. Hayatım boyunca bana yalan söylediniz. Zeynep kızım.
Sizce söylediklerinize inandı mı?